Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda yeni deprem yönetmeliği 2018 TBD 2018 bölüm 3'ü inceleyeceğiz. Bölüm 2 ve bölüm 1'i daha önceki videolarda anlatmıştım. Kanalımdan izlemediyseniz onları da izleyebilirsiniz. Bölüm 3'te deprem etkisi altında binaların değerlendirilmesi ve tasarımı için genel esaslar. Bunları inceleyeceğiz. Diğer videolarımda da söylediğim gibi ben kendi bildiklerimi anlatıyorum. Beraber yorumluyoruz. Eksikler olabilir, yanlışlar olabilir. Bunları geri dönüş yapmanızı istiyorum. Bildiğim şeyleri paylaşıyorum sadece. Ve bunların da bu işin hocaları kadar iyi anlatamadığımı farkındayım ama öğrenciler için, bu işe yeni başlayanlar için bir yol göstereceğini düşünüyorum. Şimdi video başlamadan önce videonun altında sağ alttan abone ol butonu var. Ona basarsanız sevinirim, beğenirseniz sevinirim. Çünkü eğer beğendiğinizde videolar daha çok öne çıkıyor, daha çok başka kişilere de ulaşıyor. Şimdi ilk kısım bölüm 3'te simgeler kısmıyla başlıyor. Simgeleri geçiyorum. Onların yeri geldikçe bakacağız çünkü. 3.1 Bina kullanım sınıfları ve bina önem katsayıları. Bina kullanım sınıfları 3.2'de tanımlanan deprem tasarım sınıflarının belirlenmesine esas olmak üzere bina kullanım sınıfları BKS ile adlandırılıyor. Binaların kullanım amaçlarına bağlı olarak tablo 3.1'de tanımlanmıştır. Bizim daha önceki yönetmelikte 2007 yönetmeliğinde bu I ile gösteriliyordu. Burada her ikisini de aynı tabloda görmüşüz. Yani I ile gösterdiğimiz 1.5 aldığımız BKS 1'e denk geliyor. 1.2 aldıklarımız BKS 2'ye, 1 aldıklarımız BKS 3'e denk geliyor. Burada en önemli binalarımız, kritik binalar, hastaneler, işte itfaiye tesisleri, işte belediye binaları, bunlar 1.5'la. Bu bir büyütme katsayısı arkadaşlar. 1.5'la çarpacaksınız diyor. Daha az, kısa süreli yoğun olarak bulunduğu binalar, alışveriş merkezleri, spor tesisleri vesaire, sinema 1.2 ile standart yaptığımız konutlar, iş yerleri, bina, oteller, endüstri yapıları 1 ile çarpılacak. Bunlar artık BKS diye geçiyor. I şeklinde değil de BKS. Evet, deprem tasarım sınıflarına geldik. DTS diye adlandırılıyor baş harfleri. Bina kullanım sınıfına ve DD2 deprem yer hareketi düzeyini için. DD2'miz neydi bizim? Tasarım depremimizdi. DD2 yer hareketi düzeyi için tanımlanan kısa periyot tasarım spektral ivme katsayısına bağlı olarak. Bu kısa periyot tasarım spektral ivme katsayısı da SDS diye adlandırılıyordu. SS haritadan, deprem tehlike haritalarından SS değerlerimizi alıyorduk koordinatına göre. Bunları zemin etkilerini dikkate alan FS katsayılarıyla çarpıp zeminin özelliğine göre SDS'ye dönüştürüyorduk. Yani zeminin etkine dikkate alındığı katsayı. Bunlara bağlı olarak deprem tasarım sınıfları tabloya göre, aşağıdaki tabloya göre belirlenecektir diyor. Şimdi burada STS değerleri var. 0.33'ten küçükse diyor STS'niz, deprem tasarım sınıfınız 4 ve 4A şeklinde veriyor. Bakın burada yukarıda demiş BKS'niz 1 ise, 1 neydi bizim önemli binalarımız, kritik binalarımız, hastaneler vesaire. Kritik binaların olduğu her şeyde yanına bir A harfi ekliyor. Yani bu kritikliği belirtmek için deprem tehlike sınıfında. Onun farklı çünkü dikkat edilmesi gereken şeyleri var. İleride göstereceğiz. Ama standart bir şeyler yapıyorsanız, onun dışındaki kritik bir şey yapmıyorsanız
normal anlatıyor. STS'niz, yani kısa periyot tasarım spektral ivme kaslığınız 0.33'ten küçükse DTS'niz 4, deprem tehlike sınıfınız 4. Yani bu sanki tabii ki aynı değil ama 4. derece, 3. derece, 2. derece, 1. derece diyordu ki eskiden, eski yönetmekte artık böyle bir şey yok. Artık deprem tehlike sınıfı var. O da buna göre belirleniyor. Yani artık eski yönetmelikte direkt haritadan 1. derece, 2. derece nerede kalıyorsa taralı alanlarda onu kullanıyorduk. Ama şimdi gördüğünüz üzere kısa periyotun zemin türüne göre değişmesiyle ve yüksekliğin dikkate alındığı bina kullanım sınıflarına göre artık deprem tehlike sınıflarımızı belirliyoruz. Yani kısa bir bina ile uzun bir binanın bina kullanım sınıfları düzeltiyorum. Bina kullanım sınıflarına göre belirliyoruz. Yani yukarıda belirttiğimiz gibi önemli bir bina ve önemsiz bir bina olmasına göre, önemsizden kasıt konut ya da hastane olmasına göre deprem tehlike sınıflarımızı belirliyoruz. Arada böyle yanlışlıklar olabiliyor, kusura bakmayın. Şimdi 0.33 ile 0.50 arasında ise STS'miz bina kullanım sınıfına göre 3.3A, 0.50 ile 75 arasında ise 2.2A, 0.75'ten büyükse STS'miz deprem tehlike sınıfımız 1 oluyor. Devam ediyoruz. Bina yüksekliği ve bina yüksekliği ve bina katsayıları. Bina tabanı ve bina yüksekliği. Bina yüksekliğimizde yeni yönetmelikte hesabı değişti. Bina tabanı diye bir kavram geldi. Bakalım buna. Aşağıda A, B ve B maddelerinde verilen koşulların her ikisini de sağlayan bodrumlu binalarda bina tabanı bodrum perdelerinin üst katındaki kat döşemesi seviyesinde tanımlanır. A maddesine bakalım. Rejim bodrum perdeleri binaya her taraftan veya en az 3 taraftan çevrelemesi. Yani diyor ki siz bina tabanını bodrum katın taban döşemesinin üst kotundan alabilmeniz için sizin o bodrum perdesinin belli şartları sağlaması gerekiyor diyor. Yani artık siz hani ben bodrum perdesi olarak biraz perde kullandım. Burası bodrum kat diyemiyorsunuz. Belli şartları var. Bunda diyor ki en az 3 tarafta perde olacak ya da tamamı çevrili olacak. Birinci şart bu. Yani biz en az 3 tarafı, bir tarafı açık olabilir. Ve bu şartların her ikisini de sağlayacak. Yani iki tarafa bodrum perdesi yaparsanız artık benim burası bina tabanım, bodrum katın tabanı diyemiyorsunuz. Temelinizden itibaren başlıyor binanız demek oluyor. B maddesinde de diyor ki birbirine dik bina eksenlerinin birbirinin her birinin doğrultusundaki hakim titreşim modunda bodrum katlar dahil binanın tümü için hesaplanan doğal titreşim periyodunun aynı taşıyıcı sistemde zemin kat döşemesi dahil tüm bodrum kütleleri hesaba katılmaksızın aynı doğrultuda hesaplanan doğal titreşim periyodunu oranının 1.1'den küçük olması. Şimdi burada diyor ki arkadaşlar bir binanızı normal bodrum katı varmış gibi nasıl modelliyorsunuz ve binanızın bir doğal titreşim periyodu çıkıyor. Ki biz buna kat başına yaklaşık 0.1 saniye demiştik. Ama bodrum katların etkisi normal katların etkisi gibi olmuyor. Gerçek anlamda bir bodrum kat varsa biliyorsunuz yani bodrum katlarda ötelenme az oluyor ya da olmuyor gibi düşünüyoruz. Şimdi bu onu kontrol ediyor. Yani bizim gerçekten modellediğimiz yapıdaki bodrum kat binanın periyoduna nasıl, doğal titreşim periyoduna nasıl bir etki yapmış onu hesaplıyor. Bir diyor normal bodrumlu bir çözüm yapıp doğal titreşim periyodu hesaplıyoruz. Bir de bodrumsuz ve bodrum katın tavanı olmadan ve bu kütlelerin hesaba katılmadığı bir analiz yapıp hesaplıyoruz. Bu ikisinin periyotlarını oranlıyoruz. Ben şöyle bir örnek vereyim. Bodrumsuz ve bodrum kat tavanı olmadan
modelledik diyelim yapımızı. 1 saniye çıktı periyodumuz. Bodrumu da bu sefer ekledik. Bodrum perdelerini ve tavan döşemesini. Bu sefer periyodumuz Bodrum'u ekledikten sonra 1,05 saniye çıktı diyelim. Yani Bodrum'un etkisi 0,5 saniye oldu periyoda. O zaman bu şartı da sağlıyor. Ama 1,1 değil de 1,15 çıktı. Bu sefer diyor ki senin burada periyodun, Bodrum kat periyodun, senin oradaki katın gerçek anlamda bir Bodrum kat olmamış. Buradaki Bodrum perdelerini altlaman lazım diyor. Yani iki tane şartımız var artık Bodrum kat olarak tanımlanabilmesi için. Yoksa bunları sağlamazsanız binanızın yüksekliğini arttırıyor. Binamızın yüksekliği artarsa da zaten birazdan göreceğiz, olumsuz etkilere sebep olabiliyor. Verilen koşullardan herhangi birini sağlamayan Bodrum binaları olumsuz bina olarak bodrumsuz binalarda bina tabanı temel üs kutundan alınır. Az önce dediğimiz gibi. Deprem hesabında bina yüksekliği HN ne göre tanımlanan bina tabanından itibaren ölçülen yükseklik olarak tanımlanır. Bu tanımda çatı döşemesinin üzerinde yer alan asansör, makine dairesi ve benzeri küçük uzantılar dikkate alınmayabilir. Az önce bahsettik. Deprem hesabına katılacak HN yüksekliğinin temel üstünden mi alınacak, bodrum kat tavanından mı alınacak diye. Buna ilave olarak da demiş ki merdivende bir kule var. Ya da bir asansör kulesi var. Bir makine dairesi var. Bunları katmayabilirsiniz bu yüksekliğe demiş. Şimdi bina yükseklik sınıflarına geldik. 3,3,2. Bu bina yükseklik sınıfları BYS diye gösteriliyor ve 8 adet bina yükseklik sınıfı olduğu söyleniyor. Devam ediyoruz. Bina tablo 3,3'te birazdan göreceğiz. Bina yükseklik sınıfı 1 olarak belirtilen binalar bölüm 13'e göre yüksek binalar olarak sınıflandırılacaktır diyor. Şimdi bölüm 13'te yüksek binaların nasıl tasarım yapılacağı ile ilgili bilgiler var. Bunun için bina yükseklik sınıfı 1'e girmesi gerekiyor. Bina yükseklik sınıfı 1'e de hangi binaların girip girmeyeceğini şu tablodan göreceğiz. Şimdi aşağıdaki tabloya baktığımız zaman bina yükseklik sınıfları solda 1'den 8'e kadar tanımlanmış. 1 en yüksek binaları, 8 en alçak binaları tarif ediyor. Standart bir şeyimiz yok. Yani mesela 50 metreden yüksek binalar yüksek binadır ya da 80 metreden yüksek binalar yüksektir. Geri kalanı alçaktır ya da bir şu kadar metreden, iki bu kadar metreden gibi standart sabit değerler yok. Onun yerine şöyle tanımlamış. Bina yükseklik sınıfını bulabilmeniz için öncelikle deprem tehlike sınıflarınızı tespit etmeniz gerekiyor. Deprem tehlike sınıflarını da bildiğiniz gibi kısa periyot spektral ivme değerlerine, onu da haritadaki SS ve zemin sınıfına göre, yani hangi aşamaya gelmiş oluyoruz bina yükseklik sınıfına bulmak için bir kısa periyotumu bulacağım SS'i haritadan. 2 zemin etkilerini işe katacağım. 3 ondan sonra bina yüksekliğini dikkate katacağım. Gitgide tasarımda her şeyler ekleniyor gördüğünüz gibi. Yani kritik eskiden benim hatırladığım bu bina yükseklik sınıfları ile ilgili bir tabii ki yoktu. Biz direkt birinci, ikinci, üçüncü derece alıyorduk. Bina yükseklik sınıflarının etkisi yoktu deprem bölgelerinde. Şimdi bakalım, inceleyelim. DTS 1 A'ları biliyorsunuz artık. Söylemeyeceğim hiç kritik binalar içinde. Deprem tehlike sınıfı 1 ve 2 iseniz yüksek bina bölüm 13'e göre çözüm yapabilmeniz için BYS 1 olması için 70 metreden uzunsanız tamam, yüksek bina BYS 1. DTS 3 deprem tehlike sınıfı 3'tesiniz. 90 metreden yükseksiniz BYS 1 diyor. Deprem tehlike sınıfı 4 ise 105 metreden sonra yüksek BYS 1'e giriyorsunuz demek oluyor. Bu da şu demek oluyor. Kabaca bir örnek verirsem Konya'daki
50 metre bir binayla ya da diyeyim Konya'daki 70 metre bir binayla İzmir'deki, İstanbul'daki 70 metre bir binayı aynı sınıfa girmiyor diyor. Çünkü oradaki deprem değerleri, ivme değerleri daha düşük diyor. Yani orada deprem olma ihtimali az olduğu için daha yüksek binalar yapabilirsin diyor. Ona göre tasarımını ayarlattırıyor size. Yani fark ederseniz 105 metreden sonra artık yüksek bina sınıfına giriyor. Bu da her kat 3 metre dersek kabaca 35 katlı bir bina sallıyorum. Konya'da bir bina yapacaksanız bina yükseklik sınıfı 1'e girmesi için 35 kat gerekiyor. Ama İstanbul'da bir bina yapacaksanız yaklaşık 23 katta giriyorsunuz. Aradaki farkı buradan anlıyorsunuz. Bunlar da aynı şekilde bir BS 2, 3, 4 diye her bir deprem tehlike sınıfı için aralıklarını vermiş. Devam ediyoruz. Bina performans hedefleri diye. Deprem etkisi altında bina taşıyıcı sistemler için bina performans düzeyleri aşağıda tanımlanmıştır diyor. Şimdi kesintisiz kullanım KK diye performans düzeyi. Bunda yapısal elemanlarda hasar meydana gelmiyor veya ihmal edilebilir ölçüde hasarlar meydana geliyor diyor. Sınırlı hasar performans düzeyinden bahsettiğimizde taşıyıcı sistemler sınırlı düzeyde hasar geliyor taşıyıcı sistem elemanlarında. Doğrusal olmayan davranışın sınırlı kaldığı düzeyde bir performans düzeyinden bahsediyoruz. Kontrollü hasar KH diye adlandırılmış. Bunda da can güvenliğini sağlamak üzere bina taşıyıcı sistem elemanlarında çok ağır olmayan ve çoğunlukla onarılması mümkün olan hasar düzeyinden bahsediyoruz. Yani binamız hasar alıyor. Taşıyıcı sistem elemanları da hasar alıyor. Ama önemli ölçüde de hasar alabilir. Ama çok ağır olmayacak diyor ve de çoğunlukla onarılması mümkün olan, onarılması mümkün olmayan da olabilir diyor bazı elemanlarda ama çoğunlukla onarılması mümkün olan hasar düzeyine karşılık gelmektedir diyor. Göçmenin önlenmesi yani bu göçmeden bir önceki adım. Biraz daha ilerisi olacak olsa bina yıkılacak anlamına geliyor. Burada da ileri düzeyde ağır hasar meydana geliyor taşıyıcı sistem elemanlarında. Ve göçme öncesi durumlarına karşılık geliyor. Binanın diyor kısmen veya tamamen göçmesi önlenmiştir şeklinde yapıyor. Deprem etkisi altında bina performans hedefleri uygulayacak yaklaşımları 3.5. Evet, deprem yer hareketi düzeyleri altında hedeflenen göre bina performans düzeyini ifade eder demiş. Devam ediyoruz. Bina performans hedefleri. Binamızda nasıl bir performans hedefliyoruz? 3.5.1. 4 deprem yer hareketi düzeyi için. Neydi bunlar? DD1, DD2, DD3, DD4. Bu yönetmelik kapsamında binalara uygulanmak üzere deprem tehlike sınıfı 1, 2, 3, 4 için tanımlanan normal performans hedefleriyle deprem tasarım sınıfı DTS 1A 2A için tanımlanan ileri performans hedefleri tablo 3.4 ve 3.5 verilmiştir. Burası da dikkat çekelim gene. Yapı sahibinin isteğine bağlı olarak aşağıdaki tablodaki deprem yer hareketi düzeylerine karşı gelen daha ileri performans hedefleri seçebilir. Şimdi bizim belli performans hedeflerimiz var. Az önce bunları bahsettik. İşte kontrollü hasar, göçme öncesi vesaire diye. Yapı sahibi isterse daha ileri bir düzeyde tasarım kendisi yapabilir diyor. Yani yalıtımlı bir bina yapmak istiyordur. Çok güvenli bir bina yapmak istiyordur. Onu yapabilir diyor yönetmelik açısından. Daha ileri hedefler koyabilir. Bu taban, buradaki hedefler taban hedefler yani. Şimdi bakıyoruz burada deprem, sol tarafta deprem yer hareketi düzeyleri var. A tablosunda yeni yapılacak yerinde dökme betonarme, önüretim betonarme ve çelik binalar, yüksek binalar dışında demiş. Burada yeni yapılacak binaları kastediyor. Bakın görün gördüğünüz gibi DD1 ve DD3'e göre bir tasarım söz konusu değil. DD2'ye göre yaptığımız tasarımda kontrollü hasar. Bizim minimum hedefimiz kontrollü hasar. Burada da değerlendirme tasarım yaklaşımında da dayanıma göre tasarım için sınıfını vermiş. Burada da 1A ve 2A için
Performans hedeflerini şekil değiştirmeye göre tasarım seviyelerini vermiş. Daha biraz hızlı geçmeye çalışıyorum. Yeni yapılacak mevcut yüksek binalar için burada B maddesinde sadece yüksek binalardan bahsediyor. Yeni yapılacak veya mevcutlar. C maddesinde de mevcut yerinde dökme yönelikli çelik binalar için bahsediyor. En altta da tablo 3.4'te yukarıda belirtilmeyen yığma, ahşap, çelik binalar DD2 deprem yer hareketi etkisinde kontrollü hasar performans hedefini sağlayacaktır. Yani yığma, ahşap, hafif çelik yapıyorsunuz. Kontrollü hasar DD2'ye göre tasarım yapacaksınız diyor. Evet. Uygulanacak değerlendirme ve tasarım yaklaşımları. 3.5.2 bir de süreye bakalım. Evet. Bölüm 4'te hesap esasları verilen. Buna bölüm 4'ün de videosunu çektiğimde gene beraber inceleriz. Dayanıma göre tasarım yaklaşımı ile hesap esasları verilen şekil değiştirmeye göre tasarım yaklaşımı uyguları kapsamında aşağıdaki tablolarda verilmiştir diyor. Biz dayanıma göre tasarım yapıyoruz ama yönetmelik şekil değiştirmeye göre de tasarım yapabilirsiniz diyor. Aslında gitgide işler bilgisayar çözümlerinin daha ilerlemesi, bir eldeki bilgilerin, imkanların daha ilerlemesi sonucunda gitgide şekil değiştirmeye göre tasarım yolunda ilerleyeceğiz. Belki bu bir geçiş yönetmeliği. İleriki yönetmeliklerde şekil değiştirmeye göre, tasarıma göre hesap yapacağız. Ama şimdilik daha çok dayanıma göre tasarım yapıyoruz. Burada yalıtımlı binalar için, deprem yalıtımlı binalar için performans hedeflerinden bahsediyor. Yeni yapılacaksa bunları uygulayacaksınız. Gene deprem tehlike sınıflarına göre güçlendirecek mevcut binalar için bunlar. Yalıtım sistemi, altyapı yeni yapılacak ve güçlendirecek deprem yalıtımı için binalar için bunlar. Kullanacaksınız diyor tabloda tek tek. Evet, bakıyorum başka belirtilen yığma, ahşap, çelik binaların dayanıma göre tasarım yaklaşımı yapılacaktır diyor. Şekil değiştirmeye göre olmadığını söylüyor. Yığma ve ahşap hafif çelik binalarda. Evet, deprem etkisi altında düzensiz binalar. Bu da önemli bir kısım. Depreme karşı davranışlarındaki olumsuzluklar nedeniyle tasarımdan ve yapımından kaçınılması gereken düzensiz binaların tanımlanması ile ilgili planda ve düşey doğrultuda düzensizlik meydana geldiği durumlardan bahsedecek. Yani bizim düzensizliklerimiz iki ana başlıkta toplanıyor diyor. Birincisi planda, yani X düzleminde, kat planında düzensizliklerin olduğu. Diğerki de Y düzleminde, yani düşeyde düzensizliklerin olduğu durumlar. Tablo 3.6'da evet, tablo 3.6'yı inceliyoruz. Planda düzensizlik ve düşeyde düzensizlik diye ayırdığımı söylemiştim. Bakalım planda düzensizlik denermiş. Düzensizlikler A1, A2, A3 diye tanımlanıyor. A1 burulma düzensizliği. Yani burulmanın ne olduğunu biliyorsunuz. Kendi ekseni etrafında dönme anlamında. Birbirine dik iki deprem doğrultusunda herhangi biri için herhangi bir katta en büyük göreli kat ötelemesinin o katta aynı doğrultudaki ortalama göreli öteleme oranını ifade eder. Vurulma düzensizliği kat sayısı NBI diye tanımlanıyor. Bunu analizlerde karşılaşacaksınız. Çok NBI'nin 1.2'yi kurtarmadığı durumlardan. Ne demek özetle? Her kat için ayrı ayrı hesaplıyoruz. Herhangi bir katta az sonra da göreceğiz. Kat kendi ekseni etrafında döndüğünü düşünün. Buradaki herhangi bir noktasındaki en büyük dönmenin ortalama katın ortalama dönmesine göre oranı 1.2'den olmayacak diyor. Yani çok burulmayacak. Göreli kat ötemenin hesabı artı %5 ek dış merkezlik eksistent etkileri dikkate alınacaktır diyor. Burada ek dış merkezlik etkileri dediğinizde belki duymamış olabilirsiniz. Bildiğiniz gibi her katın bir rigidlik merkezi var, bir ağırlık merkezi var.
Deprem kuvveti ağırlık merkezine uygulanır kat hizasında ama rigidlik merkezinin etrafında dönmek ister. Bu hesabı artı %5 ek dış merkezlilik vereceksiniz diyor. A2'ye gelelim, döşeme süreksizlikleri. Herhangi bir katta diyor, merdiven, asansör boşlukları ve bunun gibi boşluk alanların toplamı kat brüt alanının 1,3'ünden fazla ise A2 döşeme düzensizliğine girer diyor. A2'ye girer. Deprem yükleri düşey taşıyıcı sistem elemanlarına güvenle aktarılması için yerel boşlukların bulunmaması. Döşemenin düzlem içinde rigidlik ve dayanımda aynı azalmalar olması durumunda. Yani A2 ile incelediğimizde A1 vurulmaydı. A2 ile döşemenizde kat döşeminizde çok boşluk olması ya da bazı boşlukların taşıyıcı elemanlara aktarma konusunda sıkıntılar yaratması gibi durumlarda, ki bunlar çok oluyor, her projede var hemen hemen, A2 döşeme süreksizliği kısmına giriyor. A3'e geldiğimizde planda çıkıntılar bulunması, yani kat planınızın işte dikdörtgen gibi düşünmeyin de şekilli bir kat planınız olduğunu düşünün. Bu kat planındaki birazdan göreceğiz şekilleri. %20'sinden fazlaysa bu çıkıntılar A3'e giriyor diyor. Şimdi düşey düzensizliklere bakalım. Komşu katlar arası dayanım düzensizliği. Bir alt katta bir üst katın, ne okuyalım ne demiş. Betonarme binalarda birbirine dik iki deprem doğrultusunun herhangi birinde herhangi bir kattaki toplam etkili kesme alanının bir üst kattaki toplam etkili kesme alanına oranı olarak tanımlanır. Dayanım düzensizliği katsayısı ND'nin 0,80'den küçük olması durumu. Yani komşu iki kat düşünün. Biri ötekine göre etkili kesme alanı %80'i ise biri ötekinin, yani %20'lik bir azalma varsa burada bir dayanım düzensizliği var diyor. Bir kat çok güçlü olmuş, bir kat ona göre az güçlü olmuş. Bunun için bir kontrolümüz var. Burada da etkili kesme alanının nasıl bulunacağından bahsediyor size. Ve sonra altta da diyor ki, bakın şuradaki AK 0,15, yani bizim duvar aralanlarından gelen kesme alanımız %15'lik bir katkı yapıyor. Ama 4,913B'de tanımlanan duvarlar için AK 0 alınacaktır diyor. Bu da yeni gelen bir şey. Yeni deprem yönetmeliğiyle ilgili olarak duvarların taşıyıcı sistem elemanlarına dilatasyonlu mu bağlandığı yerinde, yoksa tam bitişik olarak mı örülmeye başladı? Yani duvar örme biçiminiz veya duvarla taşıyıcı sistem arasında bir dilatasyon önlemi alıp almadığınıza göre bir şey. Bu önceden yoktu. Onu da yeri gelince konuşacağız. Ne etkilere sebep veriyor? B2'ye geçelim. Komşu katlar arası rigidlik düzensizliği. Bu da yumuşak kat diye geçiyor. Herhangi bir katta, bodrum katlar dışında diyor, herhangi bir katta kat ötelenmesi oranın bir üst ve bir alt kattaki ortalama göreleme kat ötelenmesini oranına bölünmesi ile tanımlanan rigidlik düzensizliği katsayısının 2'den büyük olması durumu. Yani burada da az önce dayanım düzensizliğinden bahsettik. Burada rigidlik düzensizliğinden bahsediyoruz. Burada da bizim taşıyıcı sistem elemanlarımızda bir değişiklik olduğunu düşünelim. İşte atıyorum perde çıkıyordur, bir kat sonra ya perde çıkmıyordur. Kolonlarda da değişiklik vardır. Rigidliği ile alakalı binanın bir değişim vardır. Onunla ilgili bir kontrol. Ve en son B3, taşıyıcı sistemin düşey elemanlarının süreksizliği. Taşıyıcı sistemin düşey elemanlarında kolon perdenin bazı katlarda kaldırarak kişilerin guseri kolonların üstüne ve ucuna oturtulması ya da üst kattaki perdelerin alt katta kolonlara oturtulması durumu şekil 3,4'ten bahsetmiş. Burada da planda ve düşeli düzensizliklerin ne demek olduğunun anlatımı. Bu burulma düzensizliği arkadaşlar. A1 diye geçiyordu. Ne demiştik? Kat kendi eksen etrafında dönüyor ve en küçük yer değiştirme x minimum şurada olduğunu varsayalım. En büyük yer değiştirme bu. Bu ikisini topladık, ikiye böldüğünüzde ortalamayı buluyorsunuz.
bu ortalamanın maksimum yer değiştirme oranı 1.2'den küçük olacaktı herhangi bir kattaki. Sonra A2'de işte döşemelerde 3'te 1'inden fazla boşluk bulunması durumuna resimle göstermiş. Durum 2 ve durum 3 tipi yani taşıyıcı sistemlere yükün aktarılmasına engel boşlukların bulunması. Burada bir perde var, çekirdek var. Çekirdek perde ama etrafında döşeme yırtıkları var. Bu yük buraya nasıl aktarılacak? Bunun konusu. Bu ağaç türü planda çıkıntılar bulunması durumu demiştik. Bunların da işte %20 AX ve AY yönleri için hesabı. Burada da işte guseli kolona oturtma, kolonların kirişe basması ve bunun gibi perdelerin kolona basması, bunun gibi düzensizlik türleri. Yani bakmışken bu arada uygulamada karşılaştığınız projelerde arkadaşlar çok büyük ihtimalle düzensiz binalar oluyor. Yani bu düzensiz binalar yani düzenli binayla karşılaşma durumunuz çok zor. Yani kutu gibi bir bina olması gerekiyor. Şimdi devam edelim. Düzensiz binalara ilişkin koşullar demiş. A1 ve B2 düzensizlikleri 4-6'ya göre deprem hesap yönteminin seçiminde etken olan düzensizliklerdir. A2 ve A3 tür düzensizliklerin bulunduğu binalarda kat döşemelerinin A1 ve A2 B2 bahsetmiştik. Burulma ve döşeme boşluklarının olması. A2 ve A3 tür düzensizliklerde ise kat döşemelerinin düzlemleri içinde deprem kuvvetlerinin düşey taşıyıcı sistem elemanlarının arasında güvenle aktarabildiğini göstermek üzere iki boyutlu levha, membran veya kopuk solunma elemanlar ile modellenecektir diyor. Bu da yeni geldi arkadaşlar. Yani bu iyi oldu. Artık döşemelerinizin solunma elemanlarla analizi, FEA analiz diyoruz. Final element analiz. Şimdi bunları yaparsanız döşemelerin artık zorunlu bu tarz düzensizliklerin olduğu binalarda daha sağlıklı bir çözüm olacak. Yani o 3.6.23 B1 tür düzensizliğin bulunduğu binalarda göz önüne alınan en inci kattaki dolgu duvarın alanı bir üst kattakine fazla ise dolgu duvarlar göz önüne alınmayacaktır. Kat alınarak 60-80 anında tabi 1.25'de aksi durumda zayıf katın dayanımı rigidliği ile arttırarak deprem hesabında tekrarlanacaktır. Burada da dolgu duvarlarla ilgili bir katın bir üst kata göre dayanımının fazla olması durumunda ki kıstas değerleri vermiş. Evet, 3.6.2.4'e bakıyoruz. B3 tür düzensizliğin binalar için koşullar A ve D'de belirtilmiştir diyor. Kolonların binanın herhangi bir katında konsol kirişlerin veya altında kolonları oluşturan guselerin üstüne oturtulması hiçbir zaman verilemez. Kolonlar konsol kirişleri ve guselere basmayacak diyor. B maddesinde kolonun iki ucundan mesletli bir kirişe oturmasının durumunda yani iki ucundan bir kiriş alt kolonması durumunda düşey deprem hesabı yapılması yeterlidir. 4.4.3'e göre. Yani burada diyor ki kolon bir kirişe basabilir. Eğer bu kiriş iki ucundan bir kolona basıyorsa, iki ucundan da mesnetliyse bu kirişe gelip üst kattan aşağı inen bir kolon yapabilir. Yani atıyorum 3. katta bir kolon başlayabilir altında kolon olmadan. Bazen böyle forumlarda fotoğraflar görüyoruz. Hani kolonun altında kolon yok, kirişe basıyor, bu nasıl mühendislik, bu nasıl şey diye. Deprem yönetmeliği buna izin veriyor, bu maddede veriyor. Ama diyor ki böyle bir şey yaparsan 4.4.3'e göre düşey deprem hesabı yapılması yeterlidir. Bu tarz durumlarda ne zaman karşılaşabiliriz? Yani bazı binalar var, düşünün ki piramidin dış yüzeyini düşünün. Tabanda geniş, gitgide geriye doğru çekiliyor bina. Belirli mesafelerle
Atıyorum her 1,5 metrede bir geri çekiliyor bina. Bu sefer sizin her 1,5 metrede bir kolon koymanız gerekiyor. Böyle bir şey de mümkün değil. Hani bazı bu tarz hani yukarıda küçülmeli durumlarda ya da belki bir konferans salonu gibi bir katın binanın çeşitlerinde bir açıklıklı bir durum olduğunda bu tarz şeyler olabiliyor. Yönetmelik sadece 4,4,3'e göre. Bu da o kirişe gelen tesislerin %50 arttırılmasıydı. Gene bak gelince bakarız bölüm 4'ü anlattığımızda. Bunu yapabilirsiniz diyor. Üst katlardaki perdenin alt katta kolona oturtulmasına hiçbir zaman izin veremez. Yani perde yerden başlayacak diyor. Zeminden başlayacak. Perdelerin binanın herhangi bir katında kendi düzlemleri içinde kirişlerin üstüne açıklık ortasına oturtulmasına izin veremez. Kirişlere de basamaz diyor perde aynı şekilde. Şimdi bilgilendirme 2-3 ne demiştik? Önceki bölüm 2 videosunda bir normal ekler var bu yeni yönetmelikte. Bir de bilgilendirme ekleri var. Bilgilendirme ekleri uymak zorunda değilsin. Tavsiye niteliğindedir. Sana bir yol göstermesi, bir ışık tutması amacıyla söylediğim şeyler diyor. Ama uymak zorunda değilsin diyor. Hızlıca geçeceğim buraları. Taşıyıcı sistem sade ve basit olacak diyor. Başlıklara baksak zaten siz de anlarsınız. Taşıyıcı sistemi düzenli ve simetrik olarak düzenleyeceksin. Mümkün olduğunca taşıyıcı sistemi diyor. Çünkü o da yani yönetmelik de biliyor. Mimari planlardan göre gereği düzenli ve simetrik olmayabiliyor. Yani planlar çok zorluyor. Ama mümkün olduğunca sen bunu düzenli ve simetrik yapmaya çalış diyor, imkanın varsa. Fazla bağlılık özelliği olacak diyor taşıyıcı sistemde. Yeterli dayanım ve rigidliğe sahip olacak. Yeterli süneklikte olacak sistemin. Bu konuda özen göstereceksin diyor. Sünek bina tasarlama konusunda. Katlarda ve geçiş katlarında yeterli döşeme rigidliği ve dayanımı sağlayacaksın. İşte gerekli durumlarda ne demiş? Beton ve döşemelerde ek bağlantı donatıları, aktarma elemanları kullan. Yani fazla donatı at, fazla demir at döşemelerde diyor. Gerekli gördüğün durumlarda. Ve bölüm 4'e başlıklar geldik. Bölüm 3 bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Fırsat buldukça video çekmeye devam edeceğim. Dediğim gibi abone olup beğenirseniz sevinirim. Görüşmek üzere.